Kayıttayız abi. Merhaba arkadaşlar. Bugün amiral gemileri arasında en iyi kutu içerisinden çıkan kulaklık hangisi? Onu karşılaştıracağız arkadaşlar. Merhaba Şifdelet Net izleyenleri. Ben Tolga Cem Küçük Yılmaz. Yanımızda Rudy Aslan var. Ekibimize yeni katıldı, video prodüksiyon ekibinde. Kendisinin kulaklıklarla ilgili de bir geçmişi var. Ses prodüksiyonunda da çalışmışım. Ben de odyofili olmasam da böyle bir ses sistemleri, kulaklıklarla ilgiliyimdir. Gerçi ben kulaküstü kulaklık seviyorum. Beats Audio'nun stüdyosunu kullanıyorum ama yine kulak içi kulaklığında yeri ayrı oluyor. Mesela bir yatarken kulaküstü kulaklıkla yatamıyorsun. Ben de kafa üstü kulaklıklarda böyle bir şekillerinden dolayı rahatsızım ama kulak içi de yani çoğu insanı da bu yüzden rahatsız ediyor olabilir. Silikon yapılarından kaynaklı böyle kaymalar, şunlar bunlar falan filan. Ama ben kulak içini de seviyorum. Kulak içinin yeri şu açıdan ayrı. Size sesi biraz daha kayıpsız veriyor. Yani ambiyansı daha çok verebiliyor. Evet, kulak üstü kulaklıklarda iyi bir kulaklık kullanıyorsanız basları daha iyi alıyorsunuz. Zaten şöyle bir durum var. Kulak üstü kulaklık sevmeyen ses prodüksiyoncuları da kulak içi kulaklığı tercih ediyor. Zaten EarPod gibi bir tasarım mevcut değil ses prodüksiyonunda. Şimdi bizim bu videodaki amacımız şu arkadaşlar. HTC, Sony, LG, Samsung, Apple. Üst seviye telefon satan firmaların kutusundan hangi kulaklıklar çıkıyor ve en iyi kulaklık hangisi? Buraya ikimiz de görüşlerimizi puanlayacağız. En son üzerinden bir daha bir geçip bunu karşılaştıracağız. Referans olarak da bir telefonu seçmedik. Çünkü telefonların biraz kendi kulaklıklarıyla uyumları söz konusu. Ya kendi içlerinde bir equalizer denge evet, ya bir ayarları de telefon var, telefon var. Hani telefonların ses çıkışı hala bence o kadar güzel değil ama tüm DJ'lerin ve ses prodüksiyoncuların kullandığı MacBook Pro bizim için güzel bir referans olacaktır. Burada dinleyeceğiz. Spotify'dan müzikleri orijinal bir şekilde dinleyip sizlere yorumlarımızı yapacağız. Hemen kulaklıkları tanıtalım. Apple EarPods. EarPods duruyor şurada. Apple EarPods'un iddiası bütün kulaklara uymasıyla ilgiliydi. iPhone 5 ile beraber satışa sunuldu. İlk kutusu da iPhone 5 bildiğim evet. Kadarıyla. Burada bir tane Galaxy S6, S6 Edge, S6 Edge Plus ve Note 5'te çıkan kulaklık var. Bu kulaklık tip olarak biraz EarPod'a benziyor. Eskiden Note 4 ve S5'te kulak içi kulaklık vardı ve bu kulak içi kulaklık güzel performans veriyordu. Ben seviyordum. Ama bunu ben kullanma bir türlü tutturamadım. Hani bunun aerodinamisinde bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Neyse. Hani şekil olarak hani evet EarPod'a biraz benziyor ama o aslında şöyle Bose'un M2SE modeline daha çok benziyor. Samsung'un kutu içi kulaklığı da burada duruyor arkadaşlar. HTC One M9, A9, One M9 Plus gibi yeni telefonlarında çıkan kulaklık da burada duruyor arkadaşlar. Bu kulaklıkta özellikle bir adı yok ama sevdiğim bir kulaklık. Onu da baştan söyleyelim arkadaşlar. Bu da iyi bir performansa sahip. LG Quad Beat 3. Bu da LG'nin iddialı AKG tarafından üretilen kulaklıklarından bir tanesi. Ve Sony'nin Xperia Z5'ten kutusundan çıkan kulaklık. Model numarası da MH750. Kulak içi kulaklığı. Evet arkadaşlar, tabii ki de LG olsun, Samsung olsun, HTC olsun, yani buradaki firmaların çoğunun daha iyi kulaklık seçenekleri var. Para verip alabiliyorsunuz. Özellikle bizim ofiste bir tane Sony'nin Active Noise Cancelling destekli kulak içi kulaklığı var. Kabul. Ama kutu içerisinden çıkan kulaklıkları biz karşılaştırıyoruz. Dilerseniz şimdi müzik çalmaya başlayalım ve puan verelim. Sonra toplayıp yorumlarımızı yaparız. Evet, ilk olarak HTC'nin kulaklığıyla başlıyoruz. Kutu içerisinde buradan sıralamayla tek tek yukarı doğru gideriz. HTC'nin kulaklığıyla başladım puanlamaya. Ben normalde bu kulaklığı da kullanıyordum zaten. Kaybettiğim için bir ara kullanmayı bırakmıştım. Şimdi ofiste bir yerlerde yine buldum bu kulaklık. Güzel bir kulaklık. O yüzden ben
Hani diğerlerini dinlemeden rahatlıkla 8 puanı verebilirim. Ben daha öncesinde Beats yani HTC'nin kutu içeriğinde gelen Beats kulaklıkları denemiştim. İlk kez Beats olmadan ki bir versiyonu dinliyorum. Evet. Basslar, midler gayet iyi. Hatta detay sesler de gayet iyi duyuluyor. Sadece tizlerde bir sıkıntı var. Ben de 8 veriyorum. O zaman Sony ile devam edelim. Sony'nin Xperia Z5 modelinden çıkan kulak içi kulaklık. Evet arkadaşlar, Sony'nin kulaklığını da dinledik. Açıkçası ben bu kulaklığı da severim. Ben de ben her şeyi seviyormuş gibi oldum ama 1-2 haftadır Xperia Z5 kullanıyorum. Xperia Z5 kullandığım için bu kulaklığı kullanıyorum. Hani bir deneme fırsatım oldu. HTC'nin kulaklığıyla benzer bir performansa sahip olmakla beraber HTC'nin tizleri parlak değil çok fazla. Bunun tizleri sanki bu kulaklık HTC'nin kulaklığı 20 kHz'de kesiyormuş gibi ama bu 22-24 kHz'leri görüyormuş gibi. Daha böyle parlak bir tiz var. Biraz da basının azlığından evet. Kaynaklı bir denge durumu yani da. Yani bas severler HTC'nin kulaklığını daha çok sevebilirler ama genel flat bir equalizer sevenler Sony'nin bu müzik kulaklığını sevebilirler. Daha iyi bulabilirler. Hani ben aralarında çok büyük bir fark bulmamakla beraber Sony daha iyi bir ambiyans sunduğunu düşünüyorum. Ayrıca ses kısıp açma butonlarını da işe katmak gerekiyor. HTC'de bir tane açma kapama butonu var. Mikrofon var. Aynı şekilde burada daha büyük bir alan olmasına rağmen Sony'de de böyle bir kullanım şekli yapılmış. Burada bir ses kısıp açma eklenebilirdi. O yüzden ben ikisi üzerinde çok büyük avantajlar göremedim. Yani yine 8 puan vereceğim. Çünkü HTC'de bas daha iyi, Sony'de tiz daha iyi. Burada sevginize göre değişir arkadaşlar. Buna da ben 8 verdim. Sadece ses üzerinden konuşacak olsaydık belki ben 10'a kadar çıkabilirdim kulaklıkla ilgili ama ses kontrolleri olsun, ileri geri sarma gibi özelliklerin bulunmamasından kaynaklı ben kesiyorum burada puanımı. Sen beğendin yani. Ben sesi gayet beğendim çünkü şöyle bir duruma biraz da kişisel yorumum olabilir. Ben hani ses konusunda Sony ve Apple dışında biraz şey olabiliyorum yani. O yüzden ben de 8 veriyorum ve bu puan kırması ses üzerinden değil, ergonomi ve tasarım açısından. Ya bu zaten şey, en dip seviye. Gidin daha para verin alın. Şu olmuş. Evet, LG Quad Beat 3'e gelelim. Bunun aerodinamisi şuradaki diğer tüm kulaklıklardan daha iyi. Gerçekten hani kablosunun kumaştan yapılmış olması. Kumaş örgüler biraz daha dayanıklılık sebebi. Düğümlenmiyor olması çok fazla. Hani baktığında renk ve kontrolleri üzerinde açma kapama butonu, ses kısıp açma. Yani AKG yapmış, o AKG'nin bir dokunuşunu hissediyorsunuz. Şeyi de söyleyelim, kumaş kaplama kablolarda uzun kullanımlar sonrasında şöyle bir durum kirleniyor. Oluyor. Hem kirleniyor bir, ikincisi dolandıkça o ilk günkü durumu koruyamıyor, yıpranıyor. Evet, ben bunu takayım. Evet arkadaşlar, LG'nin kulaklığını da dinledik. LG Quad Beat, gerçi kutunun dışında satılan da bir cihaz. Ayrı olarak da bunu satın alabiliyorsunuz. Bazı bölgelerde de kutu içerisinden çıkamıyor. Esasında burada en pozitif ayrımcılık yaptığımız ürün bu. Yani bazı pazarlarda bunu vermiyor. LG kutudan çıkartmıyor. Ayrıca bunu dışarıdan da satın biraz alıyorsun. Daha yani iddialı bir kulaklık. Gidip özel kulaklıkları bir hariçten satın alman zor. Earpod alabiliyorsun ama galiba. Evet, satılıyor. Son baktığım fiyatlarında 90 lira gibi bir fiyatı evet. Da vardı. Yani bakacak olduğumuzda Quad Beat güzel bir kulaklık olmakla beraber bana çok tiz ağırlıklı geldi. Bu da LG'nin telefonlarında 24 kHz'lik bir DAC vardı. Şimdi onu 32 kHz'e çıkardılar. Pardon, 32 bit'e çıkardılar. 24 bit'ten 32 bit'e çıktı. 192 kHz'e kadar telefon
ses çiplerini de ses çip olarak destekliyor. Hani o yüzden tizlerini arttırmışlar ki o yüksek range'i yansıtabilsin kullanıcılara. Ama bir bilgisayar kaynağından aldığın zaman baslar biraz geride kalıyor. Mid ve tiz ağırlıklı oluyor. Bunu seven kullanıcılar da vardı. Özellikle caz türü müzik seven insanların bu kulaklığı sevebileceğini, lounge müzik dinleyenlerin bunu sevebileceğini düşünüyorum ama daha çok hip hop, rap, ne bileyim techno, trans, deep house, progressive falan bunları seven insanlar da bas az bulabilirler bu şarkı. İşin ilginç tarafı şöyle bir durum var. AKG'yi tercih eden kesim genelde böyle bas sesleri tercih eden kesimler oluyor. Hani yine prodüksiyon kısmından bakacak olursak yani bu yapımcıların da tercihleri içerisinde. Ben işin içinde biraz daha LG'nin kendi isteklerinin de olduğunu düşünüyorum. Ama tizler konusunda gerçekten başarılı. Bas konusunda da hiç kötülemeyelim. Yine bir denge söz konusu. Yani tabii ben kendi adıma şey yaptım. Bunu bir de şöyle de çözebiliyorsunuz. Equalizer yaptığınız zaman bassları daha da ayrıştırıp daha iyi seviyelere getirebilirsiniz. Yani kulaklık o noktada bas sesleri bozmuyor. Esasında verebilecek noktada. Ama flat bir equalizer olduğu için sadece tizlerle dengeli bir şekilde çalıyor. Ben ses performansını rakip diğer iki modele göre biraz geride bulmuş olsam da kötü bulmuyorum. Aerodinamisi ve kulaklık kontrolleriyle beraber artı görsem de bu her yerde global olarak çıkmayan bir ürün olduğundan ben yine rakipleriyle eşitliyorum. 8 diyorum. Biraz vicdansız mı davrandım? Evet, biraz vicdansızlık gibi oldu. Sen ama vicdan yap o zaman. Şimdi ben ses konusunda biraz vicdan yapıyorum. Hem de tasarım olarak kullanım açısından da biraz daha kendi vicdanımı kullanarak ben 9 veriyorum. Zaten şöyle bir durum var. Hani şöyle bir yorum alma ihtimalimiz var. Siz de hiç gömmediniz. 5-6 hiçbir puanınız şimdi yok. Şimdi hepsini bir dinleyip sonra bir gömeriz. Şimdi böyle en zayıf halka şu anda geliyor. Samsung'un kulaklığı. Evet arkadaşlar, Samsung'un Galaxy Note 5 S6 ailesinde kullandığı bu şekli AirPod'a benzeyen ama tam AirPod gibi de olmayan ilginç kulaklığını değerlendirdim. Ben bu kulaklığı gerçekten sevmiyorum. Yani ne kulağıma tam giriyor, tüm kafalarıyla da denediğimde tam kulağımda. Yani hep bir bastırma hissi var, hep bir kulağımdan çıktı çıkacak hissiyatı var. Böyle bir aerodinamik sıkıntı yaşadığını söyleyebilirim. Ben Samsung'un bir Note 4 ve S5'ten çıkan kulaklığını biraz beğeniyordum. Fena bir kulaklık değildi. Güzel bir kulaklıktı. Aerodinamik sıkıntısı olmasa bu kulaklık da belki çok kötü değil. Ama kulaklığı kulağa basmadığı için bas sesleri biraz az alıyorsun. Bastırdığın zaman o aldığın sesleri şu anda alamıyorsun. İkinci sıkıntısı dışarı çok ses çıkartıyor. Buradaki diğer 3 kulaklığı denediğimizde dışarı bu kadar ses çıkmamıştı. Burada dışarıya bayağı bir ses çıktı. Baktığında kablo çok ucuz duruyor. Ses kısıp açma tuşlarının olması bir avantaj. Kulağa oturmuyor, dezavantaj. Ayrıca tizler çok teneke gibi parlamıyor. Yani sanki 18 kHz'in üzerine çok çıkmıyormuş gibi böyle bir şey var. Bas da yok. Yani çok düz. Yani diğer modellere göre atıyorum AKG'nin, LG'nin quad biti mesela tizlere yüklenmiş. HD'sinin bas'a yüklenmiş. Sony daha dengede kalmış. Bu mid odaklı olmuş gibi. Yani çok mid alıyorsun. Bu da bir teneke gibi ses çıkartıyor. Ben sevmedim ve aradan 6 veriyorum. Yani ben bu kulaklığı takmam yani. Çok zorda kaldım da ancak telefon konuşması falan yapıyorum. Hani mikrofon kullanımı, kontroller konusunda bir avantaj sağlıyor olabilir. Kulağa oturması konusunda üretim kısmında iyi niyetli davranmış olabilirler ama sonuç kötü. Yine aynı şekilde sese katılıyorum. Tizler ve baslar kötü. Ya ben şey olarak düşünüyorum. Galaxy serisindeki müzik çalarlarda böyle bir bas ve tiz ağırlıklı bir çalma durumu var. Bunu hani yazılım olarak ekarte etmeyip kulaklıkla ekarte etmeye çalışma gibi bir durumu da olabilir. Evet. Ama şöyle bir durum var. Belki bu kulaklığı başka hani
ortamlarda kullanacağız. Ben Note 5'te dinlediğimde daha da hiç beğenmemiştim. Yani bunu şurada dinledim diye altı verdim. Note 5'te daha da kötüydü durum. Yani bir ses kısık çalıyordu onunla. Dezavantajları avantajlarından evet, yüksek kalıyor. O yüzden ben de 5 veriyorum. Gelelim çok konuşulan Apple AirPod'a. AirPod'u alıyorum ve takıyorum. Evet arkadaşlar, Apple AirPod'u da dinledik. Apple AirPod hani Samsung'un kulaklığı için dediklerime benzerini diyeceğim. Aerodinamik açısından bir tık daha iyi olmakla beraber etrafında bir kauçuk şapka olmadığı için kulağında tam oturmuyormuş hissiyatı veriyor. Otursa da oturmuyormuş hissi veriyor. Yani orada aslında bir plastiğin soğukluğunu hissediyorsun ya, o kötü bir his veriyor adama. Aslında şöyle bir iddiaları vardı iPhone 5 ile geldiğinde. Tüm kulaklara oturacak iddiası vardı. Ama üzeri plastik, çıplak plastik ya. O böyle soğuk soğuk insanla böyle bir ucuz bir kulaklık kulağıma sokmuşum. Evet, ilk takışta öyle bir his veriyor. Ama hani daha sonra alışabilirsin tabii, o ayrı bir konu. Ben ses yüksekliği açısından diğer tüm kulaklıklardan kısık buldum. Biraz daha kısık bir şiddet evet. var. Aynen öyle. Desibel olarak evet, düşük. Düşük. Bas ve tiz dengesi kendi içinde olmakla beraber diğer kulaklıklara göre sönük kalıyor ikisi de. İki tarafta da bir sönüklük var. Yani aslında şöyle bir durum var. Tasarım açısından zaten AirPod'un biraz daha desibel açısından düşük olması beklenebilir. Çünkü direkt kulak içine hitap etmiyor. Direkt hani sadece böyle kulak yapısıyla alakalı bir durum. O yüzden tercih edilmiş. Ben hani biraz bas konusunda ve tiz konusunda çok şikayetçiyim. Bas biraz zaten aşırı. Bir şey kalmadı. Ya şöyle bir durum var. Hani hiçbiri bozuk değil. Bütün sesleri alabiliyoruz ama bas kısık ve tiz çok böyle yüksek hissi uyandırıyor. O da yani, işte esasında kulaklık biraz daha baskılı olsa daha iyi olabilirdi. Benim burada açıkçası puanım şu ve Samsung'a da bir kızacağım yani. Hani sen gittin daha önceki kulaklık, kulak içi kulaklığı, Apple AirPod böyle bir şey, Apple AirPod'la böyle bir yola geldi diye sen niye onu çaldın? Yani hani birebir kötüyü de taklit etme arkadaş yani. Hani. Bir de edememiş. O da ya, orada sıkıntı var. Apple'ın önceki kulaklıklarına göre yine iyi AirPod ama hani diğer bu kulaklıklara göre gerçekten hoş değil. Yani Samsung'un, ben karar değiştiriyorum. Samsung'a 5.5 veriyorum. Buna 6 veriyorum. Şimdi şunları da ben eklemek istiyorum. Bu kulaklıklar arasında tek akıllı kulaklık AirPod'un kulaklığı. Çünkü tüm yani yaklaşık tahmin ediyorum 10 ile 15 arasında bir komut düzeni var. Hani o sadece biraz da yazılımsal ama. Üzerindeki tuş sayısı LG ve Samsung kulaklıklarıyla aynı. Yalnız işin şöyle bir güzel tarafı var. Bu yazılımsal durum sadece iPhone'da yok. MacBook'tan iPod'a, iPad'e bütün cihazlarında bu özellikleri kullanabiliyoruz. O açıdan hani kulaklığın kendisi gibiymiş gibi bir bu akıllılık söz konusu. Ben o açıdan ve sesleri bozmadığından dolayı ben biraz hani torpil geçiyor gibi olabilirim ama hani ses konusunda kırıyorum tüm notlarımı. Onun dışında 7. Genel olarak benim esasında puanlarım bu şekilde. HTC'nin kulaklığı bas ağırlıklı. Sony genel ses dengesi. LG tiz artı ses dengesi. Esasında burada LG'ye ben biraz düşük verdiğimi hissettim. Bu da 8.5 olabilir yani. Hani quad bit gerçekten iyi bir kulaklık. 9 da olabilir. Samsung'un kulaklığı bizimle değilsin. Yani gerçekten çok kötü bir kulaklık o. Yani bunu Samsung kullanıcıları bu yani yüzden bunu kullanmasanız olur arkadaşlar. Hiçbir şey kaybetmezsiniz. Alın satın yani. Alan olursa da. Samsung kullanıcıları bu yüzden zaten Apple'ın başka Apple'ın da kulaklığı anca telefonla konuşurum. Başka bir şey yapma. Başka kulaklığı tercih edecekler tabii. Samsung kulaklığı. Yani Apple yani AirPod'u da beğenmedim. Kutu içinden çıkan kulaklıkların durumu bunlar arkadaşlar. Diğer firmalara da değinsek çok uzar gider.
O yüzden daha da büyük vaktinizi almadan böyle değişik bir içerik oluşturalım dedik. Rodi'ye de değerli katkıları için teşekkür ediyorum. Bir başka programımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.